Peki ben Özgür Uslu'ya dönmek istiyorum. Sayın Uslu, e, Tabii Hüseyin Gazi Cem evindeyiz, Hüseyin Gazi'nin dergahındayız. Sizin de araştırmalarınız olduğunu biliyorum. Hüseyin Gazi kimdir dediğimiz zaman tabii ekranları başındaki izleyicilerimiz de diyecektir. Hüseyin Gazi kimdir, neden önemlidir? E, Hüseyin Gazi ile ilgili ben sizden e, birkaç bilgi rica edeceğim öncesinde. Hani Soy ağacına dair de bu program öncesinde de konuştuk. Ee, bazı bilgiler var sizde de. Paylaşırsanız izleyicilerimizle öncelikle bunu paylaşalım ardından konuşmaya devam edelim. Şimdi e, Muharrem ayı vesilesiyle e, yas lokması, yas orucu tutan yas lokması için e, tüm canlardan Allah kabul etsin. Şimdi şöyle bir şey değinmek istiyorum. E, Alevilik, İslam'ın Tam gerçeğidir. Ee, biz Ehli Beyt soyuna inanan, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiğinde, Medine'de bir sessizlik olmuş. Bütün Medine Peygamber Efendimiz'in mezarının başına gitmiş ve Ah Hüseyin ah demiş. Peygamber Efendimiz'e biz senin yanındayız demişler. Biz Peygamber Efendimiz'in yanında olanlardan olalım inşallah. Böyle bir dergah, böyle bir mezar, ee, tekke, böyle bir ocak e, secevleri de ben size şöyle takdim edeyim. Peygamber Efendimiz e, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelir Hüseyin Gazi. Hüseyin Gazi 8. yüzyılda yaşamış olup Seyit Battal Gazi'nin babasıdır. Malatya Serdar, evet. Malatya evet. o makam Burası da Ankara Mamak ilçesi de e, makam türbelerinden biridir. Yaklaşık 800 seneden belki daha fazla. Evet. Yani Şimdi Hüseyin Gazi dergahını e, buranın yıllar boyunca e, burada ehli bey soyu anlatılmış, hizmet edilmiş, İslam'a hizmet edilmiş. E, bugün de şöyle bir şey gördüm, e, geçen gün aşağıda Mamak ilçede yine bir Alevi ailemizin yanına gittiğimiz zaman, e, gezdiğimiz zaman Hüseyin dedenin onlara e, işte her zaman yanında olduğunu, bütün herkesle bu dergahın şu an çevresindeki bütün toplumla ilgilendiğini gördük. Yani dergah kültürü ve ocak kültürü, biz zaten yani Alevilik ocak kültüründen geçer. Yani olmazsa olmazdır ocakları. Hüseyin Gazi, ne benim anlatmam doğru olmaz burada dedemiz varken yani dedeme düşer. Çünkü burada yıllarcık da emek vermiş. Ama ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya olan ziyareti çok kıymetlidir. Ve buraya bir e, peygamber soyundan gelen bir ehlibeyti ziyaret etmek için gelmiştir. Evet öyle dediğinizde ben Secere'ye bakıyorum. Ee, Hazreti Ali ve Fatıma'dan başlıyor. Evet. 19. Evet. Torunu. evet. Burada biz onların eski şeylerini de şöyle isterseniz göstereyim. Orjinal, Orjinal, Orjinal. secere evet, yazıları Osmanlıca bunları da size takdim edeyim isterseniz. Tabii şuradan ben Şöyle bir taraftan da göstereyim. Secerelerin de orijinali. Ee, burada da tabi Latince de çevirmişsiniz. Çok güzel bir hizmet aynı zamanda. Belki bir kitapçık da olur burada. Ee, Hüseyin de bu. Ee, Hazreti Hz. Fatıma ve Hazreti Ali'nin çocuklarından Hazreti Hüseyin'e yani Kerbela şehidi, şehitler serdarı diye Hazreti Peygamber'in Rehan Çiçeğim diye, diye sevdiği e, Hazreti Hz. Hüseyin'in, İmam Hüseyin'in e, 19. kuşaktan Sorunu. Yine ben bu kuşağa baktığım zaman e, Akşemsettin'i de görüyorum bu kuşakta. Yani yine e, Hüseyin e, Gazi'nin e, daha sonrasındaki kuşaktan geliyor. Akşemsettin de e, İstanbul'un fethi öncesinde çok önemli e, görevler icra, icra etmiş. E, hem Türk devlet tarihinde e, İstanbul'un fethiyle birlikte aslında dünya tarihini değiştiren bir e, padişaha da akıl hocalığı, gönül rehberliği yapmış bir isim. Onun da da aynı soydan aslında o da Hazreti Hüseyin'in torunu. O da Ehl-i Beyt'tenmiş. Ben bugün öğrendim. Ehl-i Beyt soyundanmış. Akşemseddin. Akşemseddin'i veli. La kabullehül meftun fi canibil İzmir. Buradan giriş yaptık. Şimdi siz size ben özellikle Ankara'daki bu dergahta buranın öneminden biraz daha bahsetmenizi istiyorum. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da diğer cemevlerini değil burayı ziyaret etmeyi takdir ettiler tercih ettiler. Burada evet bir yatır da var Hüseyin Gazi'nin türbesi de var dediğiniz gibi bir var. aslında burası bir derge. Biraz buranın tarihinden sizden rica edeceğim ardından Hüseyin dedeye döneceğim Ondan da biraz buranın fiziki koşulları ile ilgili birkaç bilgi almak istiyorum. Şimdi Macaristan'daki Gül Baba ve Isparta'daki Veli Baba da Hüseyin dedim Hüseyin Gazi'nin e, efendimizin e, akrabalarıdır. Gül evet. Ee, Avrupa'nın özellikle Balkanların evet. Türkleşmesi ve İslamlaşmasında öncülük eden bir e, kanaat önderi olarak biliyoruz. O da yine akrabası. Evet. Evet. Hüseyin Gazi e, İslam için. Ee, mücadele etmiş özellikle bu e, kendisi de Malatya'da şehit olmuştur ee, yani anlatılacak kadar değil yani bugün başlasak günlerce anlatılacak kadar hizmetleri olmuş çok büyük bir zattır peygamber soyumuzdur yani burada hala bu geleneğin sürmesi en önemli şeydir yani burada hala bu ocakta bu gelenek sürüyor her gün buraya Ankara'nın her yerinden, şi, yurt dışından, Türkiye'den her gün gelip dualar edilir burada. Dedem evet. dualar eder. Alevi toplumunun da özellikle e, kutup olarak saydığı bir yer. Kesinlikle, bir kesinlikle. Tabi. Bir Hacı Bektaşi Veli var çok fazla ziyaret edilen. Burası da var. Hem Alevi Caferi toplumu da Hüseyin Gazi Türbesi'ne büyük bir önem veriyor.